Yepyeni bir rotayla tekrar birlikteyiz. Mısır'ın son zamanlarda en çok tercih edilen tatil kentlerinden biri olan Şarm El Şeyh'e gidiyoruz. Uçakta doldurmamız için bir form verildi ve formu doldurduk. Bu standart bir uygulama. Kimlik bilgilerimiz ve kalacağımız yeri bu formda belirttik. Uçaktan indiğimizde ringler ile havaalanına getirildik. Karışık olmayan küçük bir havaalanı karşıladı bizi. Evet, şu anda Mısır'ın en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Şarm El Şeyh'e geldik. Şarm El Şeyh Havalimanı'ndayız. Burası çok küçük bir havalimanı. Uçakta bize bir form dağıttılar. O formu dolduruyorsunuz. Pasaport noktasına geldiğiniz zaman o formla birlikte pasaportunuzu da veriyorsunuz. Aynı zamanda eğer Kahire'ye gidecekseniz Kahire için hemen havaalanında pasaport noktasını açtıktan sonra bizi alabiliyorsunuz 25 dolar karşılığında. Şimdi biz birazdan şehri gezmeye başlayacağız. Az sonra görüşmek üzere. Eğer Kahire'ye de gidecekseniz ve yeşil pasaportunuz yoksa görmüş olduğunuz bankolardan Kahire vizesi alıyorsunuz. Eğer isterseniz yine hemen girişteki matiklerden döviz bozdurup Mısır Pound'u da alabilirsiniz. Havaalanından hemen sonra Nama Bay'daki otelimize gittik. Orta düzeyde tam bir fiyat performans oteliydi. 5 günlük konaklamamız için kahvaltı dahil 3.700 Türk lirası ödedik. Küçük bir dinlenmenin ardından Nama Bay'ın rengarenk çarşısını gezdik. Gündüz çok tenha olan çarşıda Türk olduğumuzu anlayan satıcıların sürekli yaptığı espri için açılışı da yapmış olduk. Mansur Şaş. Ooo, Türkiye Şuvaşı var, Hasan Şaş. Esnafları oldukça samimi olan Nama Bay, gündüz çok tenha, gece ise tam tersi cıvıl cıvıl. Çeşitli baharatlar, hediyelik eşyalar ve papirüsleri burada her yerde görmek mümkün. İlk günümüzde küçük bir keşif yaptıktan sonra akşam ATV turu ve bedevi gecesine katılıyoruz. Bunun için yerel turlarla 15 dolar karşılığında anlaştık. Biz gelmeden önce turlarımızı ayarlamıştık. Fakat eğer siz ayarlamazsanız kaldığımız oteller de bu turlar konusunda yardımcı olabiliyor. ATV'lerle konvoy halinde çölün ortasında bedevi çayı içmek için dinlenme molası verdik. Çay için çok heveslenmemenizi öneririm. Bu dinlenme arasından sonra deve gezintisi yaptık. Turun ücretini ödemenize rağmen her adımda sizden bahşiş istemeleri konusunda da hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü Mısır halkı maalesef turistleri yürüyen dolar olarak görüyor. Bedevi gecesi oldukça keyifliydi. Ateş gösterileri, yılan dansı ve yöresel folklor dansları ile renkli bir geceydi. Yemekler de bu geceye dahildi. Fakat içecekler için yine ayrıca ücret ödedik. Bugün Mısır gezimizin ikinci günündeyiz. Biz burada günübirlik turlarla anlaştık. Günübirlik turlar diğer turlara göre çok daha uyguna geliyor. Ve bugün Dahab Aren turuna katıldık. Bu turda renkli kanyonları gezeceğiz. Çok uzun yıllar sular altında kalmış kanyonlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Aynı zamanda sahilde bir deve gezintisi ve ATV'ye bineceğiz. Bakalım güzel bir tur olacağını düşünüyorum. Görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 1,5 saatlik yol boyunca rehberimiz bize bölge hakkında epey bilgi verdi. Evet,
yol üzerinde bir dinlenme tesisinde bir 15 dakika kadar mola verdik. Arkamda gördüğünüz yer bir dinlenme tesisi. Burada hediyelik eşyalar var, bir kahve içebiliyorsunuz. Çok hijyenik olduğunu söyleyemeyeceğim ama fena da değil. Şarm el-Şeyh, Kızıldeniz'de Sina Yarımadası'nın tam ucunda yer alıyor ve UNESCO tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul edilmiş. Daha Paren turuna devam ediyoruz. Arada bir şnorkellerimizi kiralayabileceğimiz yere uğradık. 10 dolar karşılığında kiralanıyor. Arkamda gördüğünüz denize girip mercan resiflerini görebilirsiniz. Aynı zamanda sahilde deve gezintisi ve ATV turlarına da katılabiliyoruz burada. Evet, ben de geleneğe uydum. Sahilde deve üzerinde bir gezintiye çıktım. Sahilde deve gezintisinin ardından oldukça sarsıntılı bir yolculukla sonunda renkli kayalıkları görebileceğimiz yere varıyoruz. Evet, renkli kanyona geldik. Buraya özel araçla geldik. Fakat gelirken midemiz ağzımız açık geldi neredeyse. Bildiğiniz çölün ortasındayız. Az sonra kanyonu göreceğiz. Bakalım, çok güzel görünüyor şu anda. İçerisine gittiğimiz zaman tekrar sizinle görüntüleri paylaşacağım. Renkli kanyonun içerisindeyiz. 800 metre uzunluğunda bir kanyon bu. Çok uzun zaman deniz tabanı olarak kalmış, sular altında kalmış. Sular çekildiğinde de bu muhteşem görüntüler ortaya çıkmış. Burada fotoğraf çekebileceğiniz harika alanlar var. Yalnız çok tehlikeli. Ciddi anlamda giyeceğiniz ayakkabılarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü atlayarak ve tırmanarak geziyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle Mısır'a geldiğiniz zaman Dahab turunda renkli kanyonları ziyaret etmelisiniz. Muhteşem. Arkamda görmüş olduğunuz otlar burada bu kalemunlar tarafından yeniliyormuş. Kırılınca içerisinden su çıkıyor. Dahab turumuzu başarıyla tamamlamanın rahatlığıyla rehberlerimiz de keyifle pozlarını veriyor. Şehre döndükten hemen sonra geceleri çok hareketli olan Old Town'a geçiyoruz. Burası şehrin biraz eskimiş izlenimi veren alışveriş ve zaman geçirme merkezi. Burada en dikkat çeken yapılardan biri El Sahaba Camii. 2011 yılında inşa edilen cami, çağdaş İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Şu anda Old Market denilen yerdeyiz. Arkamda gördüğünüz cami, buranın en ünlü, en süslü camilerinden bir tanesi. El Sahaba Camii. 3300 metrelik alana inşa edilen bu süslü cami 3000 kişilik kapasiteye sahip. Arapçada şeyhin körfezi anlamına gelen Şarm el-Şeyh'in ünlü kafe, bar ve restoranlarının bulunduğu Nama Bay'dayız. Gündüz sessizliğinin aksine gece oldukça renkli bir cadde burası. Şu anda Şarm'ın en ünlü caddelerinden bir tanesi olan Nama Bay'dayız. Gündüz burası oldukça sessiz çünkü çok sıcak. Dükkanlar açık ama etrafta insan göremezsiniz. Ama gece rengarenk ve ışıl ışıl. Gece buraları gezmenizi tavsiye ederim. Bir sürü hediyelik eşya dükkanı var. Buralarda birazdan ben de gezeceğim. Gündüz halini de size göstereceğim. Gece halini de göstereceğim. Kesinlikle gezin buraları. Tarihte bir balıkçı köyü olarak kurulmuş Şarm'a gidip de asla uğramadan dönmemeniz gereken mekanlardan biri Farşa Kafe. Gecesi tıklım tıklım ve rengarenk olan Farşa Kafe'de ücretler de oldukça uygun. Fakat gündüz aynı büyüyü bulamayabilirsiniz. Yine
Yıl boyunca deniz sıcaklığı 20 derecenin altına inmeyen şehirde 12 ay boyunca turizm çok canlı. Evet, Mısır gezimizin 3. gününde Ras Muhammed'e dalışa gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz noktada şnorkel kiralayabiliyorsunuz. Biz tur ile gideceğimiz için, yani günübirlik turla anlaştığımız için ekipmanları onlar verecekler. Ama ayrıca kendiniz de dalmak istiyorsanız buradan şnorkel kiralayabiliyorsunuz. Ras Muhammed, Şarm'ın en güney ucunda yer alıyor. Burada şnorkelleri tam anlamıyla dezenfekte ettiklerini söyleyemem. Herkese kullanılmış şnorkel veriliyor. Dezenfekte ettiklerini söylüyorlar ama yine de çok güvenli bulamadım. Biz kendi yöntemlerimizle yine dezenfekte edeceğiz. Yani sıfır bir şnorkel alamıyorsunuz maalesef. Eğer bu tarz bir aktivite yapmak istiyorsanız kendi şnorkelinizi yanınıza getirebilirsiniz. Evet, dalışa gidecek olan tekneler karşıda. Gruplar halinde insanlar gidiyor, görüyorsunuz. Bu arada şnorkeli 3 dolara kiraladık. Birazdan biz de teknemizde olacağız inşallah. Dünyanın en güzel su altı mercan resiflerinden birine sahip olan deniz, önemli bir dalış noktası. 250'den fazla mercan türü ve 1000'in üzerinde endemik balık türü barındırıyor. Ayrıca Muhammed'in kafası anlamına gelen Ras Muhammed adını bölgenin kıyı kesiminde sakallı bir adama benzeyen profilinden alıyor. Şarm el-Şeyh gezimizi dalış keyfiyle noktalıyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.